Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle karşınızdayım ve geçtiğimiz bölümlerde şaheser niyetine aldığımız garnizonla birlikte Hüsnüfulk şehri ve Hüsnüfulk garnizonu ile birlikte bölüme başladık sevgili dostlar. Gerçekten görüp görebileceğiniz şu an elimizde bulunan en kudretli şehir kendisi. 400 tane adam tutuyorum içeride. Mümkün olduğunca çok savunmada kalabilmek için 400 tane adam tutuyorum. Yeniden ordu toparlayacağım. Bununla beraber bu şehrin gıda sıkıntısı olmaması için, ki gıda sıkıntısı yok, gıdası artıda. Savaş atı alıp şehre birazcık yemek bırakacağım. 343 yemek varmış. Şehirdeki yemek miktarını artı 1000 yapalım. Ki pazardaki yemek genel olarak buraya etki ediyor mu bilmiyorum. Bu şehrin yönetimine bir de arvayı atayacağız. Tamam mı? Bu şehrin yönetimine arvayı atadıktan sonra milis bastıracağız buraya. Buradan bizi sökebilene aşk olsun. 3-3-3-3-3-3-3. Ben hayatımda böyle bir şehir görmedim. Tertemiz refahı var. Köyünü möyünü yağmalatmazsak hiçbir sıkıntı olmaz. Yani dostlar şöyle göstereyim. Şu an abi Mançuk'un Çaykant 1, Baltakent Ortongrad 2, Hüsnüfulk'ta 3. Bakma Hüsnüfulk'un 6'ydı. Yani savaş gördü şehir. Sağ olasın sevgili Pensive. Eyvallah. Tamam, şehre gıda da sattık. Şimdi şu Lavenya Kalesi'ni bana verdilerdi geçen bölüm. Lavenya Kalesi'ndeki askerleri alıp, kameram biraz kapalı dostlar bu arada. Siz de videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Lavenya'dan adam alacağım. Ya yanımdakilere dağıtacağım ya da yeniden ordu kurduracağım. Bu arada şöyle yapacağım. Abimin eşi nerede? Burada. Zalimmiş bu. Yağma atmadığım için benimle arası bozulmuş. Götümü yesin ya. Giderim baharat tüccarına ordu kurdururum. Ya da yok ya, Çalya'ya yeniden ordu toplarız. 131 asker mi verdiniz buranın garnizonuna? Oo. Serin. Temiz. Kale ne kadar umrumda? Kale ne kadar umrumda kanka? 500 refahlı kale ne kadar umrumda? Beleş asker için teşekkürler. Ya vallahi Mehmet, zamanında şu an pek bırakmadım da, zamanında hacı abi aileyle beraber yaşayınca öyle dakika başı istediğin zaman yakamıyorsun. Vali olmadığım için birlik lideri olarak sadece zaferden %20 moral bonusu alabileceğim. O yüzden bunu aldım. Öyle istediğin zaman dakika başı yakamıyorsun. Doğal olarak işte tüttürmen için gecenin bir vaktini bekleyeceğim. Aile üyeleri uyumuşsa o ara balkona çıkıp yakacağım, edeceğim falan. Üşendim. Belli bir süreden sonra üşendim. Ben dedim gece 12'de 1'de bir dal sigara içmek için bu çekilecek dert çile değil. Bıraktım. Evlendikten sonra kendi evin, kendi düzenin, kendi hayatın. Keyfime bakıyorum valla. Kimse öt demiyor, böt demiyor. Ya normalde de demiyor da. Şimdi ayrı bir rahatsın. Bu arada Kuzeyit Kağanlığı'nın tamamı şu an Asaray'ın üstünden geçiyor. Vallahi bedava askerlerimizi aldık. Bedava askerleri agalara dağıttım. Bu elimdeki 1300 adamla bir şey yaparım ama bu herif Tamnuh'a gidemiyor. 472 adamıyla. Neden gidemiyor? 2-3 tane şey var. Savaş beyi var burada ama. Tamnuh'u mu kuşatacağız? Odryessa Kalesi. Olur, içteki kalelere gidin abi. Mantıklı.
Ben kale için asker kaybetmem bu arada. Umrum olmaz. Ama Razih için... Razih de bizi sıkıştırırlar ya. Hiç içlere girmeyelim abi. Razih'e kadar girmeyelim. Belki bir Şibal Zumur. Oğlum çocuğu niye sattın? Çocuğu niye satıyorsun çocuğu? Ya sevgili Kada, seni sattılar bu arada ya. Ya Akrit klanında illaki bir kadın vardır evlenmemiş. Oğlum bozuldu herif. Burada volta atıp duruyor. Delirdi bu. Gitsene oğlum Tamnuha. 85 adamı ben alayım da. Meze edecekler çocuğu. Gel gel. Gel bunlara kalırsan kara kara günlere kaldın gel. Üzeyir'in ordu falan buralarda var. Burada adamların ordusu var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bunlar Lavenya'ya gelecek. Lavenya'yı gittim bıraktım ya. Kanka 100 adamınla da oturma istersen oraya. Üzeyir. Ne yapıyorsun 100 adamınla mesela orada? What do you want? Abi içinden geçmek istiyorum ama. Senin için bir sakıncası var mı? Üşendiğimden bıraktım, doğru. Zararlı mı zararlı? Ne yapayım? Ne yapayım? Kanka ikimizin faydasına olacak bir teklifim var. Sevgili erkek kardeşim buyur. Bunları bir al. Şimdi bak bir şehrin birine gir çık yapalım. Birlikten gelen paraya bak. Ben Üstika'ya bir gir çık yapam. Lavenya'yı şey olarak bıraktık gibi düşünün ya. Yem. Bak birlikten gelen gelir artı 20. Tertemiz. Adamlarımız zaten kuvvetli olduğunu biliyoruz. Kenti yönet. Hocam buradaki 259 milisi çekmek ne kadar mantıklı bilmiyorum da. Kuşatma atölyesi bas. Milis bölgesi bas. Pazar yeri ve forum bas. 40K para verdim sana. Al takıl burada. Okçuyu ver. Niye esirleri satmadım? Enayi miyim ben? Muhtemelen. Levenya tekrar kuşatmayı yürü. Tek başına 100 kişi falan geldiyse orduyu üzerlerine otomatik sallar patlatırız bunları. Aha. Hey ley 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 ley. Beyler beyler. Ne yapıyorsunuz lan? Haydi bismillah. Şöyle bir kamerayı açalım. Ya Allah. Vallahi benim ve yanımdaki ordunun, yanımdaki adamın ordusu kuvvetli. Yürüyün abi. Otomatik komuta veriyorum bu arada. Elle saldırmıyorum. Otomatik komutada. Adamın biri beni şişleyecek daha. İşte beleş kaleye çökeceğim diye burada ordularına harcayacağım ki benim yeni aldığım o güzelim yere gelemesinler. Yeni aldığım güzelim yere gelirlerse beni üzerler. Benim hevesim böyle bir kere kursağımda kaldı biliyorsunuz değil mi? Epiktora kalesi vardı. Şehri daha doğrusu. Epikrotea.
Birader Klanken aldıydık orayı. İsyan eden şehirlerden çöreklendiydik. Klanken aldık orayı. Sturge'ye geldi elimizden aldı. Benim Sturge ile ayrı bir davam var da çözeceğiz, çözeceğiz. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Adamı öyle vurduğumuz gibi yatırırlar. Bir şey söyleyeyim mi? Sturgia'nın o kalkanı yıkılmayan piyadelerinden sonra Asaray ilaç gibi geldi, yemin ediyorum ya. Ya oyunda diplomasi olsa keşke, şu Sturgia ile ittifak yapıp herkesle saldırabilirim yani. Herkesle savaşabilirim. Sturge ile bir savaşıyoruz birader. Benim atlı okçular hiç oluyor. Bir de şimdi yalan olmasın. Ordumuz Sturge savaşındaki ordulara nazaran kuvvetli. Bakma bunlar da baltalarını bir yaslasa beni yatıracaklar da. Ya da kargılarını geçirseler bir yiyecekler de beni. Fantezi aramayacağım ya. Ya derdim şey, hani tekel kılıcı da 225 yaparsam bir buff da oradan alırım karaktere. Bizim ordu nerede? Yine düşmanın orayı tek başıma aman duman ediyorum. Oo Fatih'im. Katıl üzerinden 6. ayında. Araç ayı gelmiş demiş. Fatih'im hoş geldin. 6. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Hoş geldin. Araç ayı. Fatih'im bu arada seni son zamanlarda göremiyorum. İnşallah keyifler yerindedir. Gerçi geçenlerde konuşmuştuk ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama dediğim gibi inşallah keyfin yerindedir ve inşallah Şubat'ta yayın izleyecek vaktim vardır. Geçenlerde de söylemiştim sanırım. 1 Şubat Sabaton başlangıç tarihi. Nisan'a kadar boşum hocam. 1 Şubat 5 Nisan arası ne kadar uzarsa, ne kadar giderse artık Sabaton. 75 oyunluk liste var. Şu an oynadığımız oyunlar hariç ha. 75 oyun. Tertemiz. Fatih'im Allah kolaylık versin.
Allah kolaylık versin ne zaman istersen. Selamlar Ayasköy'de, hoş geldin. Cecamsı hoş geldin, merhabalar. Sir Laura 10. ayında. Efendim teşekkür ediyorum, 10. ayınız kutlu olsun sevgili Sir Laura. İyi yayınlar dileğiniz için çok sağ olun. Son vuruşların alayı boşa gitti. Bence bunlar kaçıyor. Kaçıyor ama kendilerini de savunuyorlar ha. En az 100 kilimiz var. Evet, 103. Hoppa. Şubat'ta internet kotasını 200 GB'a çıkarayım o zaman. Efendim sizin internet kotalı mı? Kota çok dertli bir şey değil mi ya? Şöyle şimdi, arada turbo paket almak için internet firmamın sitesine giriyorum. Kullanımım gözüküyor. Ayın 4. gününden 200 GB yükleme nasıl yapılmış olabilir bilmiyorum ama 200 GB yükleme, indirme falan böyle 150-200 GB ben mahvolurum. Telefon interneti, anladım efendim. Benim telefonumda 4 GB internetim var. O da yolda kaybolursam navigasyon açayım diye. Çünkü kayboluyorum. Görsel havzam, görebileceğiniz en rezalet görsel havza. Beni 40 kere bir yere götür, tamam mı? Aynı yoldan. 40 kere bir yere götür. Sonra götürdüğün yerde beni bırak, de ki geri dön. 40 defa götürdün değil mi? 41. de kaybolurum. Beyin yerine mercimek var orada böyle. Çalışmıyor yani. Beynimin o lobu yok. O yüzden navigasyon açıyorum. Balım, YouTube chatine niye bakmayayım? Fatih'im. Doğum günün kutlu olsun şimdiden bu arada. Allah kolaylık versin dediğim, iyi çalışmalar dediğim, mutlu yıllar dilediğim. Ben ihtiyacım olmayan her şeyi depoluyordum. Bir gün gerçeklerle yüzleştim, beynim açıldı. Warband'da hakikaten gözüm kapalı giderim bu arada. O zaman kutlarız. Olur, olur, olur. Twitch geçer. Sen nasıl istersen Fatih. Hem Twitch hem YouTube eş zamanlı. 102 kişilik kayıp bence çok okey. Yani 1000 kişilik bir orduyu boğduk düşmandan. Arena, evli misiniz efendim? Evli. Önüme gelen herkese göz dikmedim. Benim kardeşe kadın arıyorum, kadın. Burası bir şehrin önüydü. Şimdi şöyle yapalım. Seviyeye göre sırala. Bunlarla beraber en iyilerini ver. Lavenya Kalesi'nin Habuyamdur'u işe yarıyor galiba. Fatih'im 22. ayında haraç ayı geldi demiştim demiş. Hoş geldin Fatih'im. 22. ayın kutlu olsun. Seni bıraksak Praven'den Uskal'a kadar gidersin. Ben Kalradi'yi avucumun içi gibi bilirim. Bannerlord'da da öyle. Dur.
Duydum duydum. Age of History için çıkışının duyurulduğunu duydum. Ama ne zaman çıkarırlar bilmiyorum. Abi çok güzel bir askeri başarıya imza attık bu arada. Ürünleri biladere sattırıyorum. Şu Lavenya Kalesi'ni yem olarak kullanıp savaşmak harikaydı var ya. Asarayı bayağı şey yaptık. Zayıflattık. Adamlardan birini salmak lazım. Acemi askeri sal. Bunlar Vostrum'u benim elimden almıştı. Gidip Vostrum'u geri alabilirim ama ben Vostrum'u geri alayım derken birazcık canım yanabilir. Ama bizimki Tamluh'u kuşatıyor. Bence Vostrum'u salla. Tamluh tampon bölge olur. Aynı Lavenya gibi. Tamluh'u kuşatan 430 kişilik orduyu koruyayım. Bence. Hatta 430 kişilik orduya yardım edeyim. Ama ben geldim diye şey yapabilir. Götü kalkıp böyle topyekün dalabilir. Ay yok, kuşatma kulesi falan inşa etti. Ne yapıyorsun abi? Asker göndersem ne kadar kaybederim ki? Elle oynamaktan daha fazlasını kaybederim, değil mi? Okçular büyük ceza alır. Süvariler ceza alır. Atlı okçular ceza alır. Oho! Bende 239 tane atlı okçu var abi, 238 tane. Beyler, oto atarsam canımız sıkılır ya. Oto atarsam canımız sıkılır abi. O yüzden maalesef no oto. Üzgünüm. Bazı arkadaşlar bana kızıyor. Ya diyor, adam bari diyor şu savaşlarda oto at. Her şey çok uzun sürüyor. Ama üzgünüm abi, ne yapayım? Adamlarımı ben sokakta bulmadım. Gerçi burada da çok büyük kayıp verecek ki. Atı koşturmak için ne yapıyorduk ya? At bozuldu, anasını satayım. Adamlarla beraber bir cepheden dalmam gerekiyor. Şu 116 adamla beraber dalayım bari. At yürümüyor bu arada. İçim sıkıldı. Şu kale için değer miydi ya? Abi götürün beni. Çift W yemedi abi, yemedi. Bastım da yemedi. Hoş geldin bebeğim. Birileri buraya mancınık sallıyor. Evet. Yok, bu sefer çöldeyim. Asera'ya daldım. Çok güzel bir şehir aldım. İçeri adam yığdım. Sonra bizimkiler dalarken onların yardımına koştum. Onlar da bizi izliyor. Mancınıkla falan böyle üzerimize taş ata ata eziyorlar. Efendim gülüm. Ey gide, vampir olup uçmak vardı hakikaten. O moda yeni bir şeyler eklesinler, tekrar gireceğim ama. Orman elflerini ekleyeceklermiş galiba. Böyle bir duyum aldıydım.
Ya en olmadı özlersek bu sefer insan olarak oynarız diyeceğim de. Ya hem şansım yok hem de insan oynamak sıkıcı olur ya. Sıfırdan bir de char kasacaksın, edeceksin. Bak bana şu an Bannerlord'da de ki bir char daha aç, oyna işte. Ticaret başarımını kas et. Vallahi gözümde öyle bir büyür ki. Şimdi bakmayın karakterin statı var, şeyi var. 1 milyon parası var. Var oğlu var yani ben burada sıkılmadan oynuyorum bakma. Sıfırlansam bile ordu kurmak rahat. Ne oldu bebeğim? Tamam onlar sayılmadı demek ki. Age of Empires 3 ekstraya geliyor. Fatih. Age of Empires 3 ekstra da bana. Bütün strateji oyunları ekstra da. Age of Empires 3 çok çok güzel gidiyor bu arada ya. Yarın bir oynayabilirim yani bir canım çekti. Şu kenardan fıyıp girersem içeri keserim bunları. Ha gayret, ha gayret. Ha gayret. Çok kayıp vermedik, iyi ya. Tahmin ettiğimden daha az. Ama bence Oto'da bizi fazla yıpratırlardı burada. Hadi bakalım. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bizimkiler onları şişlemeye indi. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Aynen devam. Düşman tam önünde. O ne yapıyor? Kolay gelsin. Duvar çık... takıldı herhalde. Beş kanal açma fikri nereden geldi? Pandemi dönemiydi kral. Mübarek işler çok iyi gidiyordu. Dedim ki neden iyi gidiyorken daha da iyi gitmesin. Açtım. Güzel de oldu ya. Güzel de oldu. Benim hoşuma gidiyor yani. Hani şeyi önemli değil. Getiri kriterleri önemli değil. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Kanallarla ilgilenmek, vakit geçirmek falan. Hoş oldu benim için. Sevgili Burak Samet, abonemiz olarak aramıza katılıyor. Teşekkür ederim Burak Samet, sağ olasın. Hoş geldin. Ver ver. Odraya saydam bana veriyorum ver. Vir vir. Ne yapacağım biliyorsunuz değil mi? İçindeki 87 adamı alacağım. Bedava adam diye. Ama çok uzakmış orası. Sen bana Tamluh'u vir. Gerçi içeride ne kadar asker var? 50. Bunlar asker koyamamış. Öncelikle Tamluh. Vir vir. Tamluh'tan da adam almayacağım ki. Az yani. Şöyle yüksek miktarlı bir yer verseler gene ortada bırakırım da bunları. Birader şuna bak toprağa doydum ben ya. Öncelikle şu 500 refahlı kaleyi bir alın elimden ben size küfretmeden. Otomatiği kapatıp iblis atarsan faydalı olur bebeğim. Yüzlük iblis var ya. Sonra başka ne var elimizde kale olarak? Kendi tipimi görmem lazım. Ya da savunanlardan. Tam bu. İyi milletle iyi ilişki kastım ya. Yan şerite güzel yanladım yani. 98, 98, 90. Herkes şey yapar. Bende 5 milyon para var, bir şehir, bir kale var ama nüfus kazanamıyorum. Nasıl kazanabilirim? Nüfus binaları var, onları yaptırabilirsin. Ordu kurulduğunda ordulara katılıp, ordularda hizmet vererek şey yapabilirsin. İlyas nereye gidiyor? İyalas. Bu İlyas'ın kafaya çökerim ha.
Tam Nuh'a gidiyor. Gel lan meydanda seni bir kıstırayım. İki kat kalabalığız zaten. Taktiğe, stratejiye gerek yok. Selamun aleyküm. Savaşlardan kafayı kaşıyamayan çoğu. Bir saniye dostlar. Dediğim gibi nüfus kazanmanın en güzel yolu ordulara girip hizmet vermen. Binalar yapabilirsin, politikalar yapabilirsin. Politikalar fayda sağlayacaktır. Bazı politikalar var fazla nüfus verdiren. Onları yaparsan senin için daha hayırlı olur. Up, 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 up. Okey, 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 okey. Pekala şimdi. Şurada bir adamları haşlayalım. Ne diye geçiyor? Okursan orada yazıyor. Sairatos Kalesi de mi bende? Orayı da veririz ya. Ya işte savaşa girmiş olmasam sana gösterirdim de. Panayır alanı mıydı dostlar ya? Bina basma. Hani şehrine bina basabilirsin dediğim gibi. Panayır alanı olması lazım. Sadakat arttırıyordu. Sadakat mı? Nüfus mu? Bazı binalar nüfus arttırıyor. Dur ben sana politikaları da göstereyim fight'tan sonra. Zaten fight'ın çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Biri bizden önce Asara'yı zayıflatmış. Savaşçı zorluk derecesindeyiz bu arada. Öyle lay lay lom tırt oynadığımız bir şey değil. Biri bizden önce Asara'yı zayıflatmış dediğim gibi. Batı İmparatorluğu'yla savaşıyordu galiba. O ara zayıflamış. Mümkün mertebe ordu yıpratmadan burada bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada bakayım ben de kale varsa Sairotos kalesidir şudur budur. Onlar para getirmiyor. İçindeki garnizondan dolayı para götürüyor aksine. Refah seviyesi de düşük oluyor genelde onların. Dostlar köylerin 400-500 refahı var. Bana verdikleri kalede 560 refah vardı biliyorsunuz değil mi? Birader köylerin 400 refahı var bak. O yüzden kale işi bana hamallık gibi geliyor. Beton gibi çarptık adamları bu arada. Lord bayılınca savaşta ordu moral kaybediyor mu? Abi bilmiyorum ki. Savaştaki ordu moralini nasıl görüyorsun? Ama daha bende hiç ordu dağıldığı olmadı. Yani son askere kadar savaştılar genelde. Ben ölsem bile tüm ordu son askere kadar savaştı. Ama binicilik yeteneğindeydi galiba. Mesela atlı yakın dövüş silahıyla aldığın her kill orduna artı moral verir. Öldürdüğün her asker orduya moral verir gibi bir şey var. Belki onların da buff'ıyla kaçmıyorlardır. Yani hiç ordunun moraliyle alakalı benim bir sorunum olmadı. Şu vakte kadar. Hayatım ses tonum nasıl bu arada? Biraz daha kısayım mı? Saat 11 olmuş ya. Güzel iş yapar. Ama arkadan vuracak bir şeyler olursa iyi olur yani gargoyunun arkasında. Gayet iyi, gayet iyi. Bir tane mutlaka şey at. Gargoyu yükseltebiliyorsan yükselt çok iyi olur. Hı.
Şimdi sevgili Burak, şöyle bir durum söz konusu. Fethettiğin yeri sana vermiyorlarsa toprak bağlantın olmadığı için olabilir. Bak fark ettiysen bütün her yeri bana veriyorlar oyunda. Çünkü toprak bağlantın var. Bağlantın yok diye sana vermiyor olabilirler. Ya da klan seviyen mi düşük kalıyor acaba? Klan seviyen kaç? Ya bak biz mesela şu an savaşıyoruz. Gitsem Razih'i alsam orayı da bana verirler. Bostrum'u alsam orayı da bana verirler. Çünkü şeyim var. Bağlantım var. Son birkaç parça askerleri kaldı. Dostlar bu arada ordumuz müthiş kuvvetli bakın. 20 kayba karşılık 500-600 kişi doğradık herhalde değil mi? Aynen 597. Ve sadece 20 kaybımız var. Abi avantajımızı sonuna kadar kullanacağız. Bayi. Vallahi payın %56'sı çok iyi. Şunları şöyle bir alalım. Sevgili Sefa, beceriler otomatik dağıtılıyor efendim. Çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Lakin belirteyim, beceriler otomatik dağıtılmakta. Otomatik olarak dağıtıldığından mütevellit benim herhangi bir şey yapmama gerek kalmıyor. Bütün askerlerim otomatik beceri alıyor. Klanımda olan bütün herkes. Klan seviyen 4. Dediğim gibi toprak bağlantısıyla alakalıdır muhtemelen. Bak, nüfus kazanabilmek için de politikalardan, şimdi taca tıkladın ya krallık paneline. Politikalara geldin. Burada mesela lordların özel meclisi var. Bu 5. seviye klanları etkiliyor ama 0,5 nüfus veriyor. Başka ne veriyor nüfus? Serflik var. Köyler 0,2 nüfus veriyor. Senato var. Bak Senato 3. seviye klanlara günde 0,5 nüfus veriyor. Onun dışında evet bizde çok bir şey yokmuş mesela Senato'dan geliyor, Serflik'ten geliyor, Lordların Özel Meclisi'nden geliyor. Bunlar şey yapıyor. Askeri mükafat. Askeri başarıların nüfuz vermesini açıp savaşabilirsin. Savaşman iyi olabilir. Yöneticinin birlik büyüklüğünün artmış artması iyi bir şey değil mi ya? Neyse biz onları geçiririz artık. Kendi sadakatini bir azaltacak şeyi istemiyorum. Ama bak şey de var mesela. Kent güvenliği günde bir artar. Güvenliği 60'tan yüksek olan kentler bir nüfus verir kent sahibi olan klana fazladan. Bu alınabilir ya, bu geçirilebilir. %88 de onayladılar zaten. Şey yapabilir miyim acaba? Temsilciler güzel oldu. Yüksek cazibeli lordlar günde bir nüfus kazanır, düşükler kaybeder. Ama kendi başıma %50 %50 yapabiliyorum bunu. Ve kazandık. Çok iyi. Yüksek cazibem olduğu için tipime bakmayın. Artık nüfus alıyorum fazladan. Artı 13. Üf. Ben bu orduyu bir ömür burada tutabilirim. Şimdi acaba borçların bağışlanmasıyla beraber sadakat versek? Yo, bütün lordlar 20-20 basıyor. Ay, Osmanlar. Lan var ya, dua edin birkaç sadakat politikası geçirdik de. Yatın kakın bana şükredin. O politikalar sayesinde ananız ağlamıyor.
Üsün Fulg'a gidip şu esirleri bırakalım. Sağdan soldan asker toplamaya devam edelim. Buranın bir ordu daha topluyor. Toplasın toplayabildiği kadar. Pamuk Kalesi benim ilgi alanım değil. Aa, Ramazan Bey şey demişti bana. Senin bir tane daha kalem var. Doğru mu bu? Yok abi bak. Sibir. Varnapol, Sibir, Onira, Hüsnüfulk, Danüstika. Bize verilen tımarların sayısı 5. 5 tane kent var. 5 kent 0 kale. En son geçirdiğin senin lordlara yaramıyor olabilir. Bana yarıyor. Bana yarıyor abi. Baksana. Artı 13 oldu yani nüfusu. Temsilcilerden artı 5 falan geliyor. Ayı gibi geliyor. Adamları koydum buraya. Esirleri sattım. E çok iyiyiz. Harbiden çok iyiyiz bu arada. Hım hım. Pekala. Ya Batanyalılar benim gözümde çok ortada kaldıkları için hızlı yıkılabilen bir krallık. Biraz ortada kalıyorlar. Çok fazla coğrafyada şeyleri var, bağlantıları var. Bak mesela sana şöyle göstereyim bunu. Batanya'nın hem Vlandia ile, aa bak isyan etmiş şehirlerden biri. Vlandia ile bağlantısı var. Yukarıdan Sturgia ile bağlantısı var. Batı İmparatorluğu ve Kuzey İmparatorluğu ile bağlantısı var. Epictora normalde kuzeyindi. 4-5 tane fazladan düşmanı var bu devletin. O yüzden çok sorun yaşıyorlar. Mesela Ultayım Kalesi en iyi okçuları veren kalelerden biri. Batanya çok erkenden yıkılıyor. Benim evlerim de öyle oldu en azından. Peki en güçlü kim dersen? Bence Aseray. Bence. Çünkü çöle tek bir giriş var, tek bir çıkış var. Oradaki şehirlere asker yığdın mı iş bitiyor. Aseray ve Sturgia diyorum abi. Sturgia dememin sebebi de yaklaşık olarak bu save dosyasında kaç saat geçirdim bilmiyorum da 30 saat mi, 40 saat mi, 20'si burada geçti. Şurada bak, şu koridorda. Alıyoruz burayı, geri buraya itiliyoruz. Burayı alıyoruz, geri buraya itiliyoruz. Alıyoruz, itiliyoruz. Alıyoruz, itiliyoruz. 20 saat boyu. Batanya Fiyan şampiyonları çok güzel çağlar tabii ki canım. Şu oyunda yaptığın en iyi seri açık ara Umay Hatun serisiydi. Güzel zaman geçirdiyseniz ne mutlu bana. Eşim de o seriyi çok sevmişti. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi bebeğim? Eşim de Umay Hatun serisini bayağı sevmişti. Bu arada buradaki 5K refah halis mi ya? 6K refah, 5K refah. Ben bir Razihe doğru gidiyorum ya. Kimileri belamı aramaya gittiğimi düşünüyor olabilir. Ki doğrudur. Biraz belamı arıyorum gibi hissediyorum ben de ama. Ergene biraz asker verelim. Refahını merak ediyorum abi. Günde 8K para da çok iyi. Garnizon ve askerlere 12K para ödüyorum. Yandan destek alma şansımız var mı yakınlarda bir yerden? 100 askeri var, bir gün uzakta. Tastur da gelsin. Astur ve diğerini alalım mı? 11 gün uzakta ya. Hadi Astur yakın da. Ne yapıyorsun mesela? Şival Zumur'da toplanacak. Toplan. Müsaade edelim toplansınlar. Toplu keselim abi. Hiç acelemiz yok. Acelemiz de yok. Derdimiz de yok. Aha da buradan sinsi sinsi seyredeceğim onları. Götünü görüyorum. Götünü. Saklanamazsın. O bir de paralı askerlerden biri şeyi bozdu.
Tassur gel. Hayır, Tassur hayır. Gider Tamluh'u kuşatır bu. Gideyim Lavanya'yı kurtarayım. Başladı mı dalmaya Kur'an'ın? Oo, Kur'an'ın dalmaya başladı. O zaman Lavanya'yı kuşatan çok düşük bir ordu. Ya da Horanuk boşuna götüne güvendi. Tamam abi, Horanuk'un ölmesini izliyoruz. Kanlı canlı full HD. Horanuk ölüyor. Gidip kalan askerleri temizliyoruz. Horanuk'un ordudan artta kalanları kendi askerlerime dağıtıyorum. Taktik, strateji. Buradaki bedava askerleri topluyoruz. Hem adamları kurtardığım için bedava ilişki kazanıyorum. Hem de bedava asker kazanıyorum çoğu. 400 asker bana zarar vermez. Yani koskoca kuzeyde zarar vermez. Beni de şey yapmaz. Strateji. Senin kocan da kurt oynuyor bebeğim. Yeterince askerim varsa. Atıyor mu? Yükseltiyor. Yap. Başka kime asker verebilirim? Ulman sen asker alın gibi ya. Şş, bıyıklı ne diyorsun? Ulman'a da biraz asker verdim. Biraz leş kargası gibi oynamıyor muyum chat ya? Kada sen kesin asker alırsın. Almıyor askerleri full. Astur sen askerleri full. Oğlum sen askeri full. Kardeşim taşak mı geçiyorsunuz? Ilatar sen. Hah bıyığını yediğimin ya. Bu adam asker alır abi. Beyler tertemiz. Tertemiz kılçıksız gameplay. Hocam görüyor musunuz? Aniden ordu upgrade'ledik. İşte bazı zamanlar bazı şeylere göz yumman gerekiyor. Kofux iyi geceler babuş. Sen bu saate kalır mıydın demiş. 5. ayında teşekkür ediyorum Kofux. Hoş geldin. Arada sırada kalıyorum ya. Bannerlord oynarken. Çünkü YouTube tayfa Bannerlord'u seviyor. Hem YouTube hem Twitch eş zamanlı yayındayız ya. YouTube tayfa Bannerlord seviyor. Ben de onlar sevdiği için akşam Bannerlord yayını yaptığımda daha uzun süre kalıyorum. Bu video ne kadar olmuş bu arada? Güzel olmuş. Bir fight daha yapalım sonra ben kaçayım. Sevgili Kofulk hatırlattığı için değil bu arada. Şu an komşumun... Oo, bunlar da birilerini şişlemiş galiba. Burası komşumun yatak odasına tekabül ediyor. O yüzden çok uzun saatler gürültü yapmak istemiyorum. Şey yaparız. Elit İmparatorluk Katafrakt'ı müthiş bir birim. Kurt oynayan ama. Tabii ki. Şey atabilirsin aşkım mümkün mertebe. İblis. Atabildiğin kadar iblis at. Bizim atlı okçuların gazabını görüyor musunuz ya? Yağmur gibi yağdırıyorlar, yağmur gibi. Kaçaman kurtulaman oğlum, kaçaman kurtulaman. Hoppa. Ibu. Çok güzel okçu dizmişsiniz. Güzel okçu kasmışsınız abi. Ups.
Hanım Lejyon oynuyor efendim. Lejyon TD2 oynuyor. Rica ederim bebeğim. Zaten o kurt mikrobunu bende oynadığım için antisini öğrendim onu. O zaman bakım çalışması devam ediyor. Şeyle alakalı olabilir o zaman. Bundan önce oynanan maçlarla alakalı şey yapıyor olabilir. Adamlar demiş canım kritik bir bug var diye. Yara Ark. Ya Ark çok yüksek gigabaytlı. Açıkçası bilgisayarıma kıyamıyorum ve oynayacak adam bulamıyorum. Oynayacak adam bulamıyorum derken herkes Ark için müsait olamıyor sevgili Burak. Hani mesela işte atıyorum arkadaşlarınla LoL oynamak istesen çok rahat oynarsın. LoL farzı misal bu arada, hani farazi örnek veriyorum. Neden? Çünkü rahat indirilebilen, aşağı yukarı her bilgisayarda çalışan bir oyun. Ama Ark dediğin zaman gerçekten çok yüksek gigabaytlı, yüksek boyutlu oyun. Şey yapamayabiliyorsun, her zaman seninle oynayacak birilerini bulamayabiliyorsun. Şöyle yapalım, bunları atalım, seviyeye göre sıralayalım, en kaliteli askerleri alalım ki sattığımızda iyi para gelsin. Biz bu arada... Tebrik ederim bebeğim. Şimdi şu Hasan'a vurmak istiyorum da benim ordu onu yakalayamaz. Üsün Fulga çekilelim. Esirlerimizi satalım. Ey maşallah. Integren Yantay'ı. Ne arıyorsunuz lan burada? Gel. Gel. Helal lan, Hasan'ı mı yakalayıp şişledin? Aslanım benim, harbiden helal. Hoppa, buraya tutsakları park edin. Benden de zindana gireyim. Dur, hepsini ver. Lordları koy. Adamların güzel sıtkını sıyırdık, perteni çıkardık. Ve bizim kalıplı ordumuz gitgide büyüyor. Bu orduyu bir arada tutmak için 10 nüfus gerekiyor, bana 13 geliyor günlük. Abi tertemiz. Evet sevgili dostlar, gelecek bölümde bu devasa ordu, aldığımız şehirler ve güçlenmiş ülkemizle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esasında Razih'i gidip alabiliriz ama bu Razih'i almak için canla başla vuruşacaklardır. Batı İmparatorluğu ya da Batanya oynadığım dönemde galiba. Bu yazdan Sanalaya doğru ilerleyememiştim. Sürekli 2000-3000 asker getiriyorlardı. Acayip kuvvetlilerdi. Yani çölün içine çok girmek istemiyorum ama belki bir Razih gözümüze kestirebiliriz Razih'i. Ki Razih'i gözümüze kestirebilirsek ve içeri aynı şekilde Hüsun Fulk gibi 400 asker yağabilirsek müthiş olur. Vallahi Razih'in kaç refahı var bilmiyorum. Bilgi vermiyor oyun. Ama eminim buradan iyidir. Ordu önüne park edip bakalım bir. Şöyle yapalım. Seni mi kıracağım? Bir save'imizi alalım. Yedek save'i, ana save'i, tamam mı? Ondan sonra fırlayıp gidip bir bakalım. Ne var ne yokmuş orada. Salacağım orduyu, save'e döneceğim sonra ama haberiniz olsun. Ya tam kasıyordur ya. Bu orduyu bırakmayacağım bu arada dostlar. Save'e döneceğim, bilginiz olsun. Şu an sadece Razih'in refahını öğrenmek için gidiyorum oraya. Çünkü 1700 adamı ilerletemem oraya. Benim 1700 adamı oraya ilerletmem demek oyunda 10 gün geçmesi demek yani. 10-15 gün geçmesi demek. Razih'in ne kadar 6K refahı var abi. 6K refahı var. Garnizonu marzonu salla. 1700 adamla 1700 adamla alınmayacak bir şey değil de 6K refah var, görüyor musun?
6. Lan burası 6 ise Sanala kaçtır acaba? Gidiyorum abi ben Sanala'ya. Burası 6 ise Sanala 8 vardır ha. Ne diyorsunuz? Hiç saldırı görmedi, savaş görmedi, yağma görmedi. 8 garanti vardır o. Ben bu arada sadece şehre bakmaya gidiyorum. Save'e döneceğim dediğim gibi. Karabasar şehir. Sultan Unique. Oğlum dur lan. Ne teklif ediyor? Ya şu parayı al. Ya kanka, hiçbir şey umrum değil. Beni bırak, beni bırak. Demek ki bunlarla vuruşacağız ileride. Bak o kadar adamlarını esir aldım. Sultanları yeni geliyor daha. Önerebileceğim başka medeniyet. Kuzeyit dışında mı? Batanya ile hayatta kalabilirseniz kuvvetlidir ya. Şu an refah batmaya gidiyorum bu arada. Kasira 5600. Oha. Moruk bu Kuzeyitliler ne para basıyor biliyor musun? Save döneceğim bu arada bakma. Öylesine dangalak dangalak oynuyorum. Yoksa onları bile keserdim yani. Bura kaç abi sanala? 10 bin mi? Hatta 11 bin. Onun bu şehrin geliri ne kadardır lan? 11 bin. Ya sevgili Şenöndü, biz bunların götünü tıraşlarız. Orası dert değil. Biz bunların götü tıraşlarız kanka. 11 bin. Aseray'ın oralar savaş görmediği için refah acayip yüksek. 11 bine ne kadar para verir ya? Bak şimdi şöyle düşün. Şu bizim Hüsnü Fulk. Birlikler tımarlardan bakacağız değil mi? Abi Hüsnü Fulk'ta 5,5K var. 2.800 vergilerden geliyor. Şeyi siktir edeceksin artık. Garnizon ücretini sallayacaksın. 5.5'a 2.000 ise 11.000'e 4.000 veriyordur. Belki 4.000'den bile fazladır ora. Para basıyor. Para para. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen şöyle tekrardan bir save alalım. Ben bu Aseray'ın iliğini kömüğünü sömürürüm acı. 4-5K rahat veriyordur ora. Ben bu Aseray'ın iliğini kemiğini sömürürüm. Sturgia dalıp buraları almaya gelmediği sürece ben Asara'ya gireceğim. Evet arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.